dergah neresidir? İnsan kendi kendine din üretebilir mi? Evet, din üretir. Kendi kendine ilah üretebilir mi? Üretebilir. Taşa, puta tapıyor, ineğe tapıyor, maymuna tapıyor, hatta fareye tapıyor. Kendi kendine din üretiyor, kendi kendine put üretiyor, ilah üretiyor. Ya da kendi kendine yol üretiyor. Bu kendi kendine yol üretmektir. Ana dergah deyince, yani bütün dergahların bağlı olduğu dergah demektir. Değil mi? Ana dergah. Ben ana dergaha bağlıyım deyince, ben herhangi bir dergaha bağlı değilim demektir. Ana dergaha bağlıyım. Mesela Allah Ümmül Kitap diyor. Kitapların anası. Bu Kur'an Ümmül Kitap'tan geliyor. Değil mi öyle? Ben Kur'an'ı kabul etmiyorum. Ben ana kitabı, Ümmül Kitabı kabul ediyorum. Ana kitabı kabul ediyorum. Dese biri. Mümin olur mu? Müslüman olur mu? Kur'an'a iman etmiş olur mu? Hayır. Senin kitabın önünde. Bu ana kitaptan gelmiş zaten. Sen bunu okuyunca, dinleyince, anlayınca, tabi olunca ana kitaptakine zaten tabi oldun. Yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben ana kitaptakine uyuyorum. Ana kitaptaki senin elinde. Aynı şekilde bütün mescitler Allah'ındır dedi. Bütün mescitler Kabe'nin şubesidir. Ben burada mescide gitmiyorum. Ben Kabe'yi kabul ediyorum. Buradaki mescidi kabul etmiyorum. Dese bil. Mescide gidip cemaate namaz kılmış olur mu? Hayır. Ya da ben burada duruyorum, ben Kabe'ye dönmüşüm, ben cemaate namaz kılıyorum. Buradaki mescidi kabul etmiyorum, ana mescidi kabul ediyorum. Cemaate namaz kılmış olur mu? Allah'ın emri yerine gelmiş olur mu? Cuma'da cemaatle olmayınca mescitte cumayı kılmış olur mu? Olmuyor. Bu kendi kendini kandırmaktır. Bu herhangi bir cemaati kabul etmemektir. Herhangi bir dergahı kabul edememektir. Kibirlenmektir, büyüklenmektir. Kendi kendine hayal kurmaktır. Kendi kendine hayal kurunca şeytan yol gösterir. Kardeşimize selam olsun.